Buyur baba. Sağ ol kızım. Afiyet olsun. Bir de yangın çıktı. İnşallah Şahin deli gibi sürmez arabayı. Şahin öyle delilik yapmaz. Yapmaz diyorum ama... Şahin çok bitkin görünüyor kızım. Hem bitkin hem gergin. Biliyorum baba, biliyorum. Keşke elimden bir şey gelse. Gülbahar'ın yokluğu içimde bir yara gibi. Olmaz mı? Sultan Ana'nın sessizliği bir yandan, yangın bir yandan. Bazen diyorum... Bazen bizim nikahımız bu konağa uğursuz geldi galiba baba. Deli olma kızım, deli olma. Sultan Hanım'ın suskunluğu hala devam ediyor mu? Evet. Girebilir miyim Sultan Hanım? Baştan söyleyeyim. Kimse demedi bana git Sultan Hanım'la konuş diye. Ben kendim geldim. Üstelik... Suskunluğunu boz diye de gelmedim. Koca kadınsın Sultan Hanım. Bu konağın direğisin. Temellisin. Öylesin. Bak konuşmadan da nasıl anlatıyorsun diyeceğini. Eğer susuyorsan bir bildiğin vardır. Rahmetli karım bana kızdı mı... Bir susardı ki konuşturabilene aşk olsun. O sustukça benim kafamdaki dertler de büyür, içim kararırdı. Ben karardıkça o daha da susardı. 3-5 kelimeyle çözüvereceğimiz mesele uzardı da uzardı. Bazen kelimelerin ne kadar biçare olduğunu iyi bilirim. Ama... Yine de birbirimizi anlamak için en iyi yol o biçare kelimeler. Ben derim ki yine de bir düşün sultanım. Bu konağı böyle sessiz, böyle sensiz bırakmak mı daha iyi? Yoksa hele ki şu zor günlerde çocuklarının yanında olmak. Bunu bir düşün Sultan Hanım.